Söylediğim gibi yanımda Crystal var. Crystal hoş geldin. Dördüncü hafta itibariyle sen Pep'in kadrosuna dahil oldun aktif olarak. Gelişin de uğurlu oldu sanki. Ayağın uğurlu geldi deyim yerindeyse. İki galibiyet aldınız üst üste şimdi. Neler hissediyorsun? Ya bu benim büyük ihtimalle son haftam olacaktı. O yüzden Bugünkü maçı kesinlikle kazanmak istiyorduk. Yarın da en azından bir puan alıp kribe karşı. Bu şekilde kapatırsam hem benim için hem takım için çok iyi olacak. O yüzden şu an ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Yarın da umarım en az bir puanla çıkmayı düşünüyoruz. Son haftam olacak derken sonra nereye gidiyorsun? Yani daha bu, bu split'in en azından daha fazla oynamayacağım. Hani Benim başka bir işlerim var. Kolej olayları var mesela yine oyunla ilgili. O yüzden bu hafta benim son haftamdı. Ha geldin maçları kazandın görevini tamamladın gideceksin yani bu da enteresan yeni bir bilgi oldu benim için. Okey o zaman biraz seri değerlendirelim istersen. İlk maçta senin çaldığın alamet ve sonra çaldığın baronla beraber baya hani kartopu efektiyle siz devam ettiniz maçı aldınız. İkinci maçta geri düşmenize rağmen geri geldiniz ve kazandınız. Nasıl yaptınız bu karar alma mekanizması nasıl işliyor? Aslında ilk oyun daha zordu ya yani çok kötü başladık oyuna bir böyle biraz benim ormanıma gelip biraz zorladılar orada bayağı geri düştük ama pes etmedik yani bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık ben uzun süredir böyle kompetitif oyun oynamamıştım en son yükselme liginde oynamıştım ama gerçekten bu bir haftayı çok verimli geçirdiğimizi düşünüyorum takım olarak o yüzden yani hiç pes etmedik ve kazandık en sonunda herkes gereğini yaptı. Sen iki tane TVF kazanmış, Worlds'a gitmiş, tecrübeli bir oyuncusun. Şimdi Pep'in içerisinde zaten geçen hafta Konyak'ta söylemişti beraber yaşadığınızı. Ama hani oynamaya yeni başladınız. Sen baktığın zaman Pep'i sezon sonunda nerede görüyorsun? Neler iyileştirilebilir? Ee, açık konuşmak gerekirse bence Pep için şu an dördüncü ve 5. sıra. Yani oralar e, başarı sayılabilir. E, herkes takımdaki herkes böyle öğrenmeye açık, o yüzden daha iyiye gideceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Peki profesyonel reneye tekrar döndüğünden uzun bir aradan sonra tekrar döndüğünden bahsettin. Genel olarak ligdeki durumla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü çok çekişmeli bir başlangıç oldu, bir sürü beraberlik gördük. Hala iki takımın galibiyeti yok. Sence bu sezon nasıl geçiyor şampiyonluk ligi için? Sezon çok güzel başladı, böyle herkes birbirini yeniyordu ama şu an Biraz Fenerbahçe süper masif Krip, alt sıralardan kopup ya yani bayağı aradaki farkı açtı. Alt sıradaki mücadeleyle yukarı yukarı taraftaki mücadele bayağı arada fark var gibi düşünüyorum ben. Ama lig yani her geçen sene bence daha iyiye gidiyor. Mücadele takımların güçlenmesi. Her sene daha güzel daha güzel işler oluyor. Teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Sana da bunda yani yarın zaten maçta görüşeceğiz bu hafta. Ondan sonra verdiğin karar doğrultusunda da ile ilgili de iyi şanslar diliyoruz. Yanımızda Crystal vardı. Bize yeni haberler verdi. Bugün günün son röportajıydı. Yarın tekrar maçlardan sonra röportaj alanında beraber olacağız. Söz şimdilik, şimdilik sizi de anlarız masası.